Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim 5 ayette Sure-i Bakara'da müminleri anlattı. 3 kısım insan var biliyorsunuz Müslüman toplumda. Birincisi müminler. 2 ayetle kafirleri anlattı. 12 ayetle de münafıkları anlatacak. Biliyorsunuz bu 12 ayet birçok yeni Latince yayınlarda yok. Bunun sebebi şu, çünkü bu 12 ayette anlatılanlar, yani Mustafa Kemal, İsmet İnönü ve arkadaşlarına çok uyuyordu ondan dolayı. Yani hücum ederler diye neşretmemişler. Yani. Latincesi. Tabii, Osmanlıca'da var. Ama Latincesinde neşretmemişler. Arapçası var mı? Arapça'da var tabii, Arapça aslı var tabii. Ama Türkçe neşretmemişler. Burada var mı? Var değil mi burada? Var burada. Diyanetin neşrettiğinde var. Yani. Var. Burada da var yani. Yani onun nenem de kabul ediyor. Burada var tabii. Ben orayı diyorum. Söz yayın. Ha, söz yayınları neşretmiş. Ama Diyanet neşretmiş mi bilmiyorum. Geldik münafıklarla alakalı 12 ayetin birincisine. Şimdi 8. ayeti okuyoruz. وَمِنَ النَّاسِ İnsanlardan bir kısmı var ki مَنْ يَقُرْ Şöyledir. اَمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ Allah'a da ahiret gününe de inandık. Ama وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ Onlar asla iman etmiş değiller. Yalan söylüyorlar. Yani içleri inkar, dışları iman. Buna biz münafık diyoruz. Yalnız münafıkın iki şeyi var. Maalesef özellikle hutbelerde falan birbirine karıştırılıyor. Yani bazı alimler de birbirine karıştırılıyor. Birisi münafık, nifak-ı itikadi. Yani itikatta münafık. Bu kafirden daha kötü, dinsiz demek. Yani inançta ben Allah'a iman ediyorum diyor ama içinden inanmıyor. Bir de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleriyle anlatılan münafık alameti üçtür diyor. Söz verse sözünde durmaz. Bu yani itikatta münafıka da uyarlanabilir ama onun da özelliğidir bu. Fakat bir de amelde münafık vardır. O kafir değildir yani. Ama büyük günah tabii. Yani söz verir yerine getirmez. Borç alır ödemez vesaire diye. Neydi? Emanette hıyanet eder. Ha, emanette hıyanet eder vesaire vesaire. Demek ki amelde münafık kafir değil. Anlatabildim mi? Ama itikatta münafık olunca kafir. Hatta kafirden şiddetli. Bunu birbirinden ayıralım. Evet ve şunlar. Önce bu ayetin daha önceki ayetlerle olan münasebeti. Yani diziliş münasebeti. Ennehu durum şu. Kema yu'taful müfredu alel müfred. Arapçada müfred bir kelime tekil demek. Müfred bir kelime atıf yapılabilir. Neden? Bir sebebi olması lazım. Lil iştiraki fil hükmi. Hükümde ortak oldukları için. Mesela dersin ki ca'e zeydun ve amrun. Amr da zeyd de geldi. Gelmek hükmünde ortaklar atıf yapabilirsin. Ve diyorsun. Türkçe'de atıf ve. Veya vel cümletu alel cümleti. Cümle cümleye de atıf yapılabilir. Ama onun sebebi ne? Lil ittihadi fil maksadi. Maksatta ittihat için. Maksatta birlik varsa, anlatabildim mi? Çocuğumu terbiye ettim. Ta ki hem dürüst olsun hem de ahlaklı olsun diye. Bak iki tane cümle terbiyeyi işaret ediyor. Yani böyle. Şimdi kezalike aynı şekilde kattu'taful kıssatu alel kıssatı. Buna kıssaya kıssa tercüme edebilirsin. Hikaye doğru değil. Hikaye Türkçe'de yanlış anlaşılıyor. Hikaye uyduruk şeyler. Ya uydurma hikaye derler. Bir olayı bir olaya da atıf yapabilirsin. Anladın? Bir kıssayı bir kıssaya da atıf yapabilirsin. Mesela burada münafıkların kıssası kime atıf yapılmış? Kafirlerin kıssasına atıf yapılmış. Niçin? لِتَّنَاسُبِ فِي الْغَرَضِ Ana maksatta birbirine benziyor. Çünkü insanların sınıflarını anlatıyor Kur'an-ı Kerim. Önce mümin, sonra kafir, sonra münafık. وَمِنَ الْأَخِيرِ Son gruptandır. اَتْفُ قِصَّةِ الْمُنَافِك۪ينَ عَلَى الْكَافِرِ Münafıkların kıssasını kafirlere atfetmek bu son gruptandır. Ey yani اَتْفُ مُلَخَّسِ اِثْنَتَيْ اَشْرَةَ اَيَتَنْ
12 ayetin özetini atfetmiştir Kur'an. Ala meali ayeteyni, kafirlerle alakalı iki ayetin manasına. Mana kıssa atfediliyor burada. Anlaşıldı değil mi? Olay atfediliyor. İz çünkü lemmeftetehat tenzilu bi senai zalikel kitab, yani bu Kur'an diye, bu mukaddes kitap diye överek Kur'an-ı Kerim başlayınca, tenzil diyor, peyderpey nazil olan Kur'an başlayınca, festetbe'a, bunun üzerine getirdi hemen arkasından bu zalikel kitabın. Semerati senaihi min methil mu'mini, müminlerin methiyle alakalı övgünün meyvelerini. Ne dedi işte meyveler? Hakiki müminse işte namazını kılar, orucunu tutar vesaire vesaire. Festerdefe, hemen arkasından getirdi. Yani bu beş ayetten hemen sonra. Zemme addadim, tam onların zıddı olan gavurları yermek üzere getirdi. Bir sırrı, neden böyle? İnnemâ tu'reful eşyâ biyaddâdihâ. Çünkü eşya zıddıyla bilinir. Müslümanı tanımak için gavuru tanıyacaksın ki bilesin. Ayrıca velitetimme hikmetül irşad. İrşad hikmeti tam olsun. Yani sadece Müslümanları, müminleri değil. Gavur da budur, münafık da budur. Böyle olunca nasebe çok münasip düşmüştür. Ta o lemmanın cevabı bu. Anladın değil mi? Ta'kibül münafikin. Münafıkları hemen akabinde zikretmek. Tekmile lil eksam. İnsanların üç taifesini tamamlamak üzere. Mümin, kafir, münafık. İn kulte, çok işte burası çok önemli. Desen ki kardeş. Ha, lime ucize fi hakkil kafirine küfren mahdan bi ayeteyni. Niye mutlak küfürle alakalı, yani kafirler hakkında iki ayetle kısa anlatılmış da ve atnaba fin nifaki lime evceze olacak. Kur'an-ı Kerim niçin mutlak küfürle kafir olan insanlar hakkında iki ayetle kısa tutmuş da وَاَطْنَبَ فِي النِّفَاقِ بِسْنَتَيْ اَشْرَةِ ayeten, yani münafıklıkla alakalı 12 ayet itnab etmiş, uzun konuşulmuş. Niçin? قِيلَ لَكَ لِنُكَاتِ, sana denecek ki çok nükteleri var bu. Hikmetleri ve mana ve belagat nükteleri var. Neymiş bakalım? Önce bir çay içmekmiş. Yoksa olmaz. Ağız kurur. Yerhamükallah. Minha, bu nüktelerden biri şu. Çok harika bu. Ennel aduve, düşman, idelem yoraf, bilinmiyorsa kâne adara, daha zararlıdır. Bilinen düşman kolay. Tedbir alırız. Onun için münafıklara 12 ayet. Ve idâ kâne muhennesen, muhennes olursa, yani kendini, pisliklerini gizleyen demek muhannes. Tamam. Onun için muhanneten mühtaç olma derler. Bence muhannes mi acaba o? Vallahi ben kamusu yazdım ama bilmiyorum. Neyse, oraya karışmayalım. Bakmadan, incelemeden konuşmayalım. Yani bu lügati yazmak da zor ha. Artık kelimelerde şey yapıyorsun, tereddüt ediyorsun. Yani muhannes olursa, pisliklerini gizlerse demek. Kâne ehbese, daha pis olur. Ben buna bir misal vereceğim. Çok harika bir şey. Gerçi bu tam uygun değil de. Leicester'a gittim dil öğrenmek üzere. Tabii lokantalara itimat etmediğim için kasaptan helal et alıp evde pişirip yiyordum ben. Fakat ilginçtir. Bir tarafta İngiliz kasap var, bir tarafta bir Pakistanlı kasap var. İngiliz kasaba baksan böyle, yani şey gibi, yeni temizlenmiş saray gibi. Tertemiz. Fakat öteki mübarek. Yani bir defa önündeki o beyaz şeyi görsen, önlüğü, hiç selam vermezsin içeri. İçeri de öyle. Fakat İngiliz bence muhannes. Niye? Teknolojik temizlik diyorum ben ona. Yani görünürde temiz. Ama tuvalete giriyor, hiç elini yıkamadan çıkıyor. Anladım. Ete, mete, her şeye değiyor. Ama bizimki, evet, önündeki önlük kirli ama müthiş temizliğe riayet ediyor. Ve o teknolojik temiz, birisi şer'i temiz. Onun için ben şer'i temizi tercih ederdim.
Ya misal tabii bu. Muhannes demek yani pis olup da pisliğini dışarıya göstermeyen adam. Bu daha kötü. Ve izâ kâne kezzâben, çok yalan söyleyen birisi ise kâne eşedde fesâden. O zaman bozgunculuğu da daha fazla olur. Ve izâ kâne dâhiliyen, eğer düşman içeride olursa, dâhili bir düşmansa kâne e'zama zararan, zararı daha büyük olur. Saadettin Köpekler gibi. Çok acı bir şey. Mecburen söyleyeceğim. Yazacağım da bunu. Ama fazla da girmek istemiyorum siyasete. Şimdi enteresandır. Yani Selçuklu hükümdarlarını perişan eden yanlarındaki Saadettin Köpekler gibi adamlar. Emir Saadettinler. Yani o Sultan Alaaddin çok başarılı bir adam. Ama yanında öyle bir köpeği bulundurabiliyor ve kaybetmiş. Kanuni Sultan Süleyman yükselme devrinin son büyük padişahıdır. Ama onu da Rüstem Paşa başbakanı, vezir-i azam batırmış. Aynı şey Abdülhamit için de geçerli. Şu anda Tayyip Bey'in de çevresinde, tamam mı? Emir Saadettin Köpekler var. Korkuyorum onu da götürecekler. Hep başarılı devlet adamları Emir Saadettin Köpekler yüzünden yıkılmışlar. Tarihte silinmemişler. Çünkü Tayyip Bey ve benzerleri silinmez. Mesela Menderes, yani başarılı bir adam, eksikleri olabilir, ayrı bir mesele, şahsi kusurları olabilir. Ama başbakanlık müsteşarı, müthiş masonların başı olan bir adam, Ahmet isimli bir adam. Yani hep böyle dahili olursa problem çok oluyor. İzi dahiliyü, çünkü içerideki düşman, yüfettitü salabete, düşmana karşı sağlam durmayı parçalar. Anladın? Sağlam durmayı, böyle katı durmayı parçalar. Ve yüşeddütül kuvvete, gücünü parça parça eder, dağıtır. Bi hilafil harici, harici düşman öyle değil. Daha beter güçleri birleştirir o. Dağıtmaz. Fe innehu o yetesebbebü, harici düşman sebep olur. Li teşeddüdü salabetil asabiyye. Yani ya ister milli duygu, ister dini duygudan meydana gelen o salabeti, dik durmayı şiddetlendirir. Anlatabildim mi? Feesefen, ne yazıktır ki inne cinayeten nifaki alel İslam, İslam'ın aleyhinde işlenen münafıklık cinayeti azimetün cidden, çok büyük. Şu anda bütün İslam alemi nifak cinayetiyle mağlup duruma düşmüş. Ve mâ hâzîl müşevveşiyyetü, şu İslam aleminin darmadağınlığı olamaz. İlla minhu, ancak münafıklık, yani İslam'ın aleyhinde nifak cinayetinden dolayıdır. Ve lihada, bu sebeple ekserel Kur'an, Kur'an çok anlatmıştır. Minet teşni'i aleyhim, münafıkların çirkinliğini anlatmak üzere. Çünkü şu anda İslam alemini yıkan küfür değil, münafıklar, iç düşmanlar. Birincisi buymuş. Ama ne harika değil mi? Ve minha, bunlardan biri de nüktelerden biri. Neden 12 ayet fazla getirdi? Ennel münafika, münafık. Lihtilatihi bil müminin, müminler arasına karışmış durumda. Bu sebeple yeste'nisü şey'en fe şey'en. Yavaş yavaş İslamiyet'e alışabilir. İslamiyet adlarını zikretmiyor ki. Anlatabildim mi? Belki ulan ben bu Diriliş dizisini seyrediyorum. Ulan bazıları var. Ulan alçak diyorum yani. İster kadın ister erkek. Ulan bu kadar güzel bir filmde rol aldığında hiç mi sana hidayet nasip olmadı? Mesela bir hanım sırf yani bazı İslami değerlerden dolayı ayrılmış yani son dönemde. Yani demek Allah. Ama onların içinden çok İslamiyet'e yönelenler de var. İşte bu. Onlara ben münafık demiyorum. Ama yani İslamiyet'e uzak olanlar yaklaşıyor. Münafık da öyle. Müminlere karıştığı için zamanla ve ye'lefu, alışıyor. Bil imani kalilen kalilen. Azar azar da olsa imana alışıyor. Onun için gizli tutmak iyi. Ve yesteiddu, ve hazırlık yapıyor. Yani kabiliyet kazanıyor. Li en yeteneffere an hali nefsihi. Kendi nefsinin durumundan nefret etme kabiliyeti gelişiyor. Bir sebebi tekbihi e'malihi, yaptığı işlerin çirkinliği sebebiyle. Ve teşni'i harekatihi, hareketlerinin çirkefliği sebebiyle.
Fe tetekattaru. Damla damla düşüyor. Kelimetü tevhidi, yani tevhid kelimesi, la ilahe illallah, min lisani ile kalbihi. Dilinden kalbine kadar damlayabiliyor bazen. Çok münafıklar Müslüman olmuşlar. Ne kadar güzel hikmet. Onun için uzun uzun pisliğini anlatıyor ki, Allah Allah. Bu da ikinci nükte. Gelelim üçüncü nükteye. Ve minha, biri de. Ennel münafika, münafık. Yezidu alel küfri. Küfrün üzerine ilave cinayetler koyuyor. Cinayatin uhara. Yani daha başka cinayetleri getiriyor. Yani küfürden başka cinayetler de var. Mesela kel istihzai, Müslümanlarla alay ediyor. Vel hudai, aldatıyor. Ve tedlisi, hakla batılı karıştırıyor. Vel hileti, hile yapıyor. Vel kedibi, yalan söylüyor. Ve riyayı, gösteriş yapıyor ben Müslümanım diye. Ve minha, nüktelerden biri de ennel münafika fil a'la, genellikle bir münafık yekunu min ehli kitab. Enteresan değil mi? Ya ehli kitaptır, Yahudi ve Hristiyanlar. Türkiye'de dönmeler biliyorsun. Çoğu münafık çıktı. Ta ne zaman? Kanuni işte. Yükselme devrinden beri çıkmışlar böyle. Dönmeler. Veya ve min ehlil cerbezetil vehmiyye. Vehim yoluyla cerbeze yapanlar. Cerbeze ne demek? Yani bir şeyi ayrı ayrı mekan ve ayrı ayrı zamanlardayken aynı anda olmuş gibi göstermeye cerbeze diyorlar. Kuvve-i akliyenin ifrat halidir bu. Mesela Bediüzzaman çok güzel misal veriyor cerbeze. Bir adamın diyor burnundan ve ağzından gelen pislikleri bütün ömrü boyunca toplayıp bir anda o adama baksan yüzüne bakamazsın. Halbuki öyle değil lan, sen hanımının da burnundan geliyor. Ama ayrı zamanlarda, ayrı mekanlarda. Cerbeze bir adamın kötülüklerini hepsini topluyor, bir anda öyle bakıyor. Ya siyasetçiler çok yapıyor cerbezeyi. Fekunu, o zaman oluyor, hayyalen, çok hile yapıyor, dessasen, çok vesvese veriyor. Zâ zekâin şeytani, şeytani bir zekaya sahip oluyor. O zaman fel itnâbu fî hakkihi, Allah Allah, onun hakkında uzun uzun meseleyi anlatmak, e'râku fil belâgı, belâgatte daha köklüdür manasına, daha köklü, daha iyi. Şimdi nükteyi bildirdi. Gelelim tahlile. Biraz okuyacağız. Hemen kaçma. Kusura bakma. Daha neredeyiz? Yarım saat daha okuyacağız. Üzülme. Yok yok. Emma tahlil, öyle veçh-i nazmı bitirdik. Yani daha önceki cümlelerle olan irtibatını. Emma tahlilu kelimati hadil ayeti. Bu ayetin kelimelerinin tahliline, analizine gelirse. Yani ve minen nâsi men yekûlu ilâhir ayetinin. Fe'lem. Elhamdülillah. Yehtina ve etikumullah. Enne minen nas. Minen nas. İnsanlardan bir kısmı diyor. Bu haberun mukaddemun limen. O men yekûlu. İnsanlardan bir kısmı var ki şöyle der. O onun önce gelen bir haberidir. Alaveçin bir görüşe göre. Tamam, farklı. Yani men mübteda, yani yakulu, o minen nasi şeye de, sıla cümlesine müteallik yapanlar da var. Farklı görüş düşünenler de var. Onu kesin değilim ben. İn kulte, desen ki kevnül münafiki insanen bedihiyyun. Allah Allah. Niye insanlardan bir kısmı dedi? Zaten münafıkın insan olduğu açık. Bu açıklıkta bir nükte yok mu? Zaten insan. Niye ve minen nas dedi? Çok enteresan. Yani yücetmen yekulu diyebilirdi. Yani şöyle diyenler bulunur. Ama insanlardan bir kısmı dedi. Burada bir hikmet var mı? Var tabii. Kîle leke, sana denilecek ki idâ kânel hükmü bedihiyyen, eğer bir hüküm açıksa. Mesela ben diyorum ki hey kardeş, bu kitap Arapça ha. Halbuki sen Arapça okuyorsun zaten. Bu ne demek? Ulan dikkat etmiyorsun ha demek. Eğer bir hüküm açıksa, zaten bu kitap Arapça. Benim o sözü söylememin, o hükmün ne manası var?
Eğer Kur'an-ı Kerim insanlardan bir kısmı diye hüküm veriyorsa onların insan zaten bedihiyen açık olduğu zaman يَكُونُ الْغَرَضُ وَاحِدًا مِنْ لَوَازِمِهِ Allah Allah! O hükmün lazımı olan bir maksat güdülüyor demektir. Ne demek o lazımı? İnsan olmanın lazımı. Anlatabildim mi? Olan insansanız münafık olmayın demektir bu. Anlatabildim mi? Yani vahuna, burada o maksat huve teaccübü, şaşırıyor. Ya bir adam, bazen diyorum ben, ulan bunlar adam değil, domuz diyorum bazılarına. Ulan adam olan böyle olur mu diyorum. Anladın değil mi? Bazen biz de kullanıyoruz. Ulan bu Müslümandır, nasıl bir Müslüman böyle olur? İşte o şaşkınlık. Kennehu yakul, san Kur'an-ı Kerim diyor ki, kevnül münafikir rezili insanen acibun. Yani rezil münafıkın insan olması şaşılacak bir şey. Yani hem insansınız hem münafıksınız, bu olacak şey değil. İdil insanu mukarramun, insan şerefli yaratılmıştır. Leyse min şe'nihi en yetenezzele ila hadi derakati minel hisseti. İnsanın şanından değildir ki bu kadar alçaklık derecesine kadar insin. Dereke, aşağı rütbelere dereke, yukarılara derece derler. Ya bir tane de son yudumunu içerler. İn kulte, desen ki, yani bura önemli. Felime kaddeme. Niçin ve minen nasiyi men yekulu minen nas diyebilirdi? Niye önce getirdi? Kile leke, sana şöyle denilecek. Min şe'ni inşa-i teaccubi. Eğer bir şeyde karşı muhatabı şaşırmak istiyorsan, yani teaccüp meydana getirmek, şaşırma manasını ortaya koymak istiyorsan, es-sadaret, başta getirecek. Olan ne kitap be! Bak, önce geliyor. Olan helal olsun sana. Bak bu da yani şaşırdığın, teaccübün inşası önde gelmektir. Onun için öne getirdi. وَلِيَتَمَرْكَزَ النَّذَرُ Bir de bakışlar, akli muhakemeler odaklasın, odaklaşsın. عَلَى صِفَةِ الْمُبْتَدَيِ Mübtedanın sıfatına. Mübteda dediği men. Öyle değil mi? Yani öyle adamlar ki diyecek ya, şöyle diyorlar. اَلَّتِ هِيَ مَنَاتُ الْغَرَضِ Esas ana maksadın, illeti o. Yani hem insanım deyip hem de Allah'a iman, ahirete iman ediyoruz ama hiç iman etmeyenler. وَاِلَّا yoksa لَنْتَظَرَ Bekler وَمَرَّ اِلَى الْخَبَرِ Hemen habere geçerdi. Ama insanın nazarını dikkatini çekiyor. Müthiş bir şey ya. Yahu insanlardan bir kısmı böyle yapıyor ya. Ya bunu yapan nur talebesi biliyor musun? Diyorsun ya bazen. Hani bazen diyoruz hırsız siyasetçiler hakkında. Ulan bunu yapan da Müslüman yani. İşte o. Peki. Yeter bu kadar. Yoksa bizim karşıdaki adam kalp krizinden vefat edecek. Ey Allah rahmet eylesin. Gelecek dersimizde devam edeceğiz. Hadi bakalım. Ama yarın hepsini bitireceğiz. Bu mevzuyu bitireceğiz. Kafama koydum. Hadi bakalım. Cezakumullahu hayran.